Güzel dostlar, hepinize günaydın. Yine çok önemli bir sorunumuzu bugün konuşacağız. Nota öğrenip öğrenmeme, notanın önemiyle alakalı konuşacağız. Ülkemizin kanayan yarası arkadaşlar. Özellikle bağlama camiasında nota öğrenmek bir bağlamaya ihanet, türkülere ihanet gibi anlaşılıyor. Bunu bir açıklamak istiyorum. Hani bu işin en çok sıkıntılı yanlarını görmüş ve muhatap olmuş birisi olarak en azından olaya bir de başka taraflardan bakmanıza yardımcı olmaya çalışacağım. Sonuçta yıllarca nota eğitimi aldık. Özellikle Türk halk müziği konusunda nota eğitimi aldığım için bu konudaki eksiklikleri dile getirmeye çalışacağım. Notayı çok yanlış anlıyoruz arkadaşlar biz. Yani Türk halk müziğinde her şey nota not çalınmıyor arkadaşlar. Yani şey zannediyorlar işte günaydın oğlum, günaydın anneciğim, hadi oğlum al önüne notayı, bugün notayla başla. Halk müziğinde böyle bir şey yok aslında. Ama yanlış anlaşılıyor çünkü bilmediğimiz bir konuda ahkam kesiyoruz maalesef. Yani bunu çok yakınlarımdan da, çok yakınlarımdan da yaşadığım için hiçbir fikrimiz yok notayla alakalı ama sanki 20 yıllık profesör gibi o konu hakkında görüş bildiriyoruz arkadaşlar. Gerçekten inanılır gibi değil yani. Hani insan bilmediği bir konu hakkında mesela düşünsenize ben sen Mars hakkında olmaz ya oradaki işte topraktaki işte mineral oranı şu kadardı falan diye saçmalasam ve bunu sanki biliyormuş, görmüşüm, araştırmışım, bunun üzerine yüksek lisans yapmışım, master yapmışım gibi anlatırsam bir tuhaflık yok mudur bu işte? Dikkat edin, sosyal medyada notaya hayır diyenlerin %99'u hayatında nota görmemişler. Yani bir insan görmediği bir şeyi nasıl kötüleyebilir ki? Yani hayatında görmemişsin ki, yani nasıl yorum yapabiliyorsun? Ya bunu nota, işte konservatuarda bir tane profesör çıkıp ya da profesörü de geçtim arkadaşlar. İTÜ'den, Ege Üniversitesi'nden, işte Gaziantep'teki üniversitelerden birinden bir hoca çıkıp dese ki arkadaşlar biz yıllardır notayla çalıyoruz, evet nota çok kötü bir şey dese, hani dersiniz ki ya bak işin profesörü söylüyor işte, işin profesyonel eğitimcisi söylüyor derseniz orada bir mantık ararım ama hiç nota bilmeyen bir insan notayla alakalı bir yorum yaptığı zaman gerçekten çok saçma geliyor. Anlatamıyorsunuz da çünkü direkt perdelerini ve duvarını ördüğü için önünüze onu anlatma şansınız da olmuyor. Nota şöyle bir şey arkadaşlar. İlk başlarken biraz bu konuda tabii ki de ilk başlayanların özellikle notaya önem vermesi şundan dolayı lazım. Arkadaşlar bir kitabı komple ezberlemeniz söz konusu değil. Hani alışverişe çıkarken bile bir alışveriş listesi yaparsınız ya. Çünkü unuturuz, insan oldu unutur. Her gün o alışveriş listesini aynı şeyleri alırsan bir müddet sonra hatta ikinci, üçüncü alışverişten sonra onu artıp yırtıp atarsınız değil mi? Kullanmazsınız. Nota böyle bir şey. Notayı aldınız, hayatınızda o türküyü görmemişsiniz. Hocanız size la 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 söyledi notayı, siz de çaldınız. Eve gittiğiniz zaman unutacaksınız. Çünkü aynı şeyi 1996 yılında ben yaşadım defalarca. Kursta işte la şeklinde yazıyoruz, si şeklinde, nota yok ortada. Sadece ismi var. Çok da çalışkan bir öğrenciydim, bunu her zaman anlatıyorum. Bağlama konusunda psikopattım arkadaşlar. Bir derse girer, ikinci dersi kapıdan, çünkü çekinirdik hani 13 yaşındayım. O zaman hocaya ben diğer derse de girmek istiyorum, özgüven olmadığı için diyemiyorsunuz tabii. Kapıdan diğer dersi de izlerdim. O ders biterdi, eve gitmezdim. O dersi dışarıda çalışırdım. Diğer ders başlardı. Benim derslerim değil arkadaşlar, diğer sınıfın dersleri. Onları da kapıdan böyle korka korka izlerdim. Böyle bir manyaktım ama eve gittiğim zaman o türkünün ezgisini unutuyordum. Çünkü hayatımda ilk defa dinlemişim. La, si, do, re var ama o la uzun la mı, kısa la mı, do nasıl? Bunları bilmediğim için kursu arardım. O da tabii arayabileceğim bir saatse. Hocam şu türkü nasıldı? Şey, la, si, do, re, mi, re, do. Aha tamam, okey, tamam. Hemen diyordum. Sonra çalışıyordum. Birini aramak zorunda kalıyordum. Çünkü böyle bir komedya ancak Türkiye'de olabilir. Nota olduğu zaman kimseyi aramıyorsun. Çünkü zaten o la'nın ne kadar uzadığını, ne kadar kısaldığını biliyorsun. Bakın öğrenme aşamasında bu kadar önemli. Bir dağın başındasınız. Issız bir adaya düştünüz. Notaya ihtiyacınız yok. Zaten isteseniz de nota bulamazsınız. Bir başkasına öğretmediğiniz için de notayı zaten kullanmazsınız. Beni şey zannediyorsunuz. Yani her işte bağlama videosu hazırladığımda evet arkadaşlar benim şu türkülerin notasını getirin koyun önüme. Öyle bir şey yok. Birini öğretmeyeceksem veya o türküyü çıkarmakta zorlanmayacaksam notaya gerek de yok. Bunu navigasyon gibi düşünün arkadaşlar. Mahallede zaten bildiğiniz bir yere giderken navigasyon kullanmazsınız değil mi? Ya da her gün gittiğiniz bir yere
bazen yolları bir arka sokaktan gideyim, şu binanın arkasından dolanayım dediğiniz zaman da kullanmazsınız türkülerdeki gibi. Hani mihribanı bir de şöyle çalayım dediğim zaman notaya yine gerek yoktur. Çünkü zaten biliyorum mihribanı ya da biliyorum işte Haydar Ayları. Hiç hayatınızda gitmediğiniz bir yere giderken çok da emin değilseniz ya o türkünün notaları nasıldı bir bakarsınız böyle. Ha tamam okey. Ha ben bu türküyü hatırladım şimdi. Unuttuğunuz zaman da böyle yaparsınız. Bir, navigasyondur aslında sizin için. Ya da birisine çok iyi bildiğiniz bir yerin adresini vereceksiniz arkadaşlar. Nasıl anlatırsınız? Şimdi cami arkanı vereceksin tamam mı? Buradan gideceksin 100 metre. Ya yarım saat anlatıyorsun. Bazen bana adresi anlatıyorlar arkadaşlar. Adres bittiği zaman ben diyorum ki ya bana ne anlattı hatırlamıyorum ki. Ama dese ki işte bak bir şablon verse, bir şema verse, bir navigasyon, bir harita bir şey verse unutmama imkan yok. Nota böyle bir şey. Nota sizin eserleri, hiç bilmediğiniz bir eseri, hiç duymamışsınız, duyma şansınız da yok. Çünkü TRT'de on binlerce nota var. Hiç daha önce dinlemediğiniz bir ezgiyi, ya hocam biz bunu bilmiyoruz, nasıl öğrenebiliriz? Kardeşim notası var. Ben nota bilmiyorum ama benim sana bunu anlatmama imkan yok ki. Ben okuma yazma bilmiyorum, bana şu kitabı anlatır mısın demeye benziyor bu. Ya kitabın ortasına geldiğinde başını unutacaksın. Başını anlatırken devamını nasıl ezberleyeceğini düşünür, başını da anlamaz. Sonra bana dersin ki, ya hocam sen işte kitabın şu bölümünde bir şey anlatmıştın ya. Hangi sayfada? Ben sayfa bilmem hocam. Nereden bulacağım ben sana koca kitabın içinde o bölümü? Türkiye'de böyle bazen ya arkadaş ortamında da oluyor. Ya hocam şu geçişi nasıl yapıyorsun? Ya nasıl anlatayım sana geçişi? Yani ben orada 20-30 tane nota basıyorum. Ölçüleri farklı bilmem neyi farklı. Ben nasıl anlatayım bunu sana? Söylüyorum 5 tanesi yanlış. Bir daha söylüyorum. Ya abicim beni bu kadar niye yoruyorsun? Yani dur yazayım sana bir notasını 2 ölçü zaten. Yani nota da bu kadar basit. Ama burada Sırrı Hoca senin başka işin yok anlat bana. 20 defa tekrar ettir. 30 defa tekrar ettir. Nereyi yaptığını bilmiyor. Ya nereyi yanlış yaptığını da bilmiyor. Nereyi doğru yaptığını da bilmiyor soran kişi. Ya bir işkenceye dönüşüyor arkadaşlar. Ya bu kadar hayatı zorlaştırmaya ne gerek var yani? Neden bu kadar zorluk? Benim duygularım körelmesin. Ya arkadaş benim duygularım kör mü? Yani onu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Mesela türküler okuyorum, hissederek besteler yapıyorum. Ben bestelerimi notaya almıyorum arkadaşlar. Çaldığım hiçbir bestemin notası yok. Bir tane var sevdiğim gitme o da zaten masamda bir arkadaşım hediye etmişti. Sadece kısa bir parçası. Ben bunu notere tasdik ettirirken notalarını yazdım verdim. Sadece orada kullandım notayı. Bakın kendi bestelerimden bahsediyorum. Nota sizin düşündüğünüz gibi bir şey değil arkadaşlar. Başka bir şey düşünüyorsunuz. Şey zannediyorsunuz yani. Ben bir bozlak açış yapıyorum. Gitti bunu notadan çalıştı oğlum. Notası yok zaten bozlak demek. Doğaçlama demek yani. Kırşehir tarafında işte Orta Anadolu tarafında. R karardan özellikle Kürdi. Genelde Kürdi kullanılır makam olarak. Kürdi makamında yapılan açışlardır ve uzun hava gibi düşünün ya. İşte Kırşehir'in Orta Anadolu'nun uzun havası gibi düşünün. Onun notası zaten yok ki. Yani yok notası yok. Zaten notası olsa da sayfa sayfa olur yani 5-10 dakika açış yapıyorsun. Kaç sayfa onun notası gerekir? Onu ezberleyemezsin. O zaman işte asıl duyguyu veremezsin. Ama türkülerde zaten böyle yabancı batıda daha doğrusu batıdaki gibi nota not. Vurduğunuz çarpmalardan çekmelere kadar nota not zaten yazılmaz. Bizim notamız o kadar gelişmiş değil arkadaşlar. Bizde Cin Ali notası kullanılıyor. Yani İzmir yazılır. Orada İzmir işte Bursa'da yapabilirsin. Araya süslemeler de katabilirsin. İşte tril de atabilirsin. O sana kalmış. Tabii yöreye göre de onu gözlemek lazım. Şimdi İzmir yani İzmir tarafının eserini çalarken tutup da bir dersini almış da ediyor ezber gibi tril atmazsın ya da tam tersi. Dersini almış da ediyor ezberde orada zeybek tavrı atmazsın. Bunları bilmen lazım zaten totalde. Ama yani bu sizin hayal gücünüzle alakalı. Gelibolu kalıbını yazarız notada. Ama bu bazen Gelibolu değil, onu ufak tefek değiştirebilirsin. Mesela Gelibolu gibi de çalabilirsiniz. Yani böyle bir kalıp yok da anlamanız için söylüyorum. Nota bir şablon arkadaşlar. Onu süsleyip püslemesi açıkçası biraz da size kalmış. Nota öyle en ince ayrıntısına kadar belirtilmez zaten halk müziğinde. Ha yapan var, onlar da zaten üst düzey profesyonel insanlar arkadaşlar. Orada zaten başka bir ustalık gerekiyor. Zaten sizin kullanacağınız nota değil onlar. Hani onları hiç bahsetmeme bile gerek yok. Burada daha çok başlangıç ve orta seviye çalan arkadaşlarımız için söylüyorum. Notaya önce bir bakın, önce bir öğrenmeye çalışın. Size hiçbir zaman zararı olmaz arkadaşlar. Her zaman faydası olur. Öğrenin, kullanırsınız, kullanmazsınız o başka bir şey. Duygunuzu öldürmez. Yani burada Çetin Akdeniz örneğini veriyorsunuz sık sık. Şimdi nota çalıyor. Arif Sa'da nota çalıyor. Erdal Erzincan'da notayla çalıyor. Mehmet Erenler de nota biliyor ve ders veriyor okullarda.
Ama çaldığı bozlak, çaldığı işte eserler 10 numara 5 yıldız. Ya yani TRT'deki birçok insan notayla çalıyor. Yani sevdiğiniz, beğendiğiniz Erol Parlak kötü mü çalıyor yani, Allah'ını severseniz? Hep duyguyu öldürür mantığıyla bakıyorsunuz. Bunu bizim Anadolu camiasındaki herkes söylüyor. Yani lütfen arkadaşlar, bir şeyi kötülemeden önce bilelim. Yani bağlama üzerindeki notaları bildiğiniz zaman duygunuz eksilmiyor. Yani burası do, gitti bütün duygu ya. Bütün sırrı bozdun ya. Ya arkadaş, o do'yu bilmen sana ne gibi bir duygu kaybettirir? Yani bağlama üzerindeki bütün notaları bilerek kullandın, zaten kullanıyorsun ya. Onun adını bildiğin zaman duygun nasıl kaybolabilir? Ya da ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Hiç nota bilmediğimi düşünün. Dur bunu bir de notayla söyleyeyim. Sol fa 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 sol fa mi sol fa fa fa. Gitti bütün duygu ya. Allah kahretsin ya. Ona sol fa demeyecektin arkadaş işte ya. Sana dedim ben nay 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 diye öğret. Sol fa sol mi deyince bak bütün duygum gitti ya. Ya böyle mi algılıyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten merak ediyorum. Anlamaya çalışıyorum. Yani yüz yüzeyken şimdi videoda karşılıklı sizi ikna etme şansım maalesef yok. Ya mağazada sohbet esnasında yaparım da ben kaç kişiyle sohbet edebilirim ya? Bütün Türkiye'yi gezip sohbet edecek halim yok yani. Ama müthiş bir karşı çıkma var. Gün içerisinde herhangi bir çaldığım eserde sıfır nota kullanıyorum. Ha, öğrenirken notalı öğreniyorum. Öğrendikten sonra yani 10, 15, 20, 30 tekrardan sonra zaten o notanın aynısını çalmıyorum. O gittikçe gelişiyor. Yani ilkokul kitaplarında okuduğum Türkçeyi mi kullanıyorum ben şu an sizce? Ya da herhangi birimiz. Yani ilkokulda Ali Ata Bak. O zaman hepimiz Ali Ata Bak diye konuşalım. Sırrı bağlamayı tut. Bu kadar mı arkadaşlar? Değil daha, bunun üstüne bir şeyler ekliyorsunuz. Ekliyoruz. Nota da böyle bir şey. İlk öğrendiğiniz zaman bir kemik var. Bir ana tema var. Yanlış değil. Ana temayı veriyor adam sana. Sen duyguların doğrultusunda ya aynısını çalabilirsin. Ben böyle çalıyorum kardeşim. Süsleme de yapmak istemiyorum. O keyfe keder değişir. Ama dur ya, ben bunun üzerine biraz daha işte duygularımı, hislerimi, işte İzmir değil de Bursa kullanmak istiyorum orada. Süreyi bozmuyorsunuz aslında. Sonuçta o bir kalıp yine. Dörtlük notaya eşit. Ya bu düşünceyle aslında notayı öğrenmek ve notaya o şekilde bakmak lazım. Bunda tabii biraz da bizim araştırmayı sevmememiz yatıyor. Kulaktan dolma bilgileri çok seviyoruz arkadaşlar. Hep bir komplo teorimiz var. Yani bizi şey olarak düşünüyorlar. İşte devlet bunlara para veriyor. Aylık 55-60 bin lira para veriyor. Bunlar insanları nota öğrenmeye teşvik ediyor. Bunlar var ya, bunlar çok büyük bir cemaat arkadaşlar. Herkes nota bilecek, bütün duygularımızı öldürecekler. Ya bana ne ya, istiyorsan nota öğren. İstemiyorsan öğrenme. Bağlamayı ister doğru çal, ister yanlış çal. İstiyorsan mızrabını kulağınla tut. Bizi ilgilendirmiyor. Bizi derken böyle ders veren arkadaşları, hocaları. Yani emin olun benim için bir şey yok ha. Doğruyu öğrenirseniz bir insanlık adına. Sonuçta bir mesleğimiz var. Öğretmenlik, müzik öğretmenliği mesleğimiz var. Hani olması gereken şey herkesin nota bilmesi. Kullanıp kullanmaması kendisine kalmış. Hayatı kolaylaştırmak. Öğrenmiyorsanız da gerçekten benim için hayatta bir değişiklik yok yani. Ben yine bak kahvemi içiyorum. Yine yapmam gerekenleri yapıyorum. Yine her sabah olduğu gibi şu mağazanın bu bölümünde, koltuğumda ayılmaya çalışıyorum sabahın erken saatlerinde. Doğruyu anlatmak benim işim arkadaşlar. Aşağıda cebelleşenler olacaktır. Her anlattığımın dışında şeyler anlayanlar olacaktır. Bu da kitap okumamaktan, eğitim eksikliğinden kaynaklı. Yani duyduğunu doğru anlama, okuduğunu doğru anlama dersleri vardı arkadaşlar eskiden. Şu an var mı bilmiyorum. Acilen de olması lazım. Ya birisi bir şey anlatıyor. Karşı tarafta bambaşka bir şey anlaşılıyorsa burada çok ciddi bir problem var demektir arkadaşlar. Videolarımda az bir kitlede olsa söylediklerimle alakasız şeyler anlayan da var. Söylediğimin aynısını yorum bölümünde neden söylemiyorsun diyen de var. Mesela işte nota çok önemli arkadaşlar diyorum. Altta yazıyor ki hocam nota çok önemli, neden anlatmıyorsunuz diyor. Diyalog kuramazsın ki zaten o cümleden sonra. Ya ben aşağıda sana ne diyeyim artık. Yani zaten aynı şeyi konuşuyoruz. Bilmiyorum bu neyin eksikliği, potasyum mu artık, neyin eksikliği bilmiyorum ama fosfor eksikliği mi? Lütfen dikkatli dinleyin arkadaşlar. Ben söylediklerimi dikkatle seçmeye gayret ediyorum. Öyle seçiyorum da şimdi öyle söylenmeyeceği için seçmeye gayret ediyorum deyip yumuşatayım bari. Halbuki bütün söylediklerimi dikkat ediyorum yani. İşin özü bu. Lütfen araştırın arkadaşlar. Öğrenmenin kimseye zararı olmaz. Birbirimizi boşu boşuna yormamış oluruz. Ortak bir dil kullanmış oluruz bütün dünyayla. Yani ısrarla ben İngilizce öğrenmeyeceğim arkadaş. Niye? İngilizce duyguyu öldürüyor. Nasıl anlaşacaksın adamla? Derdimi anlatacak kadar anlaşırım. Ya bu inatlaşmaya gerek yok ki arkadaş. İngilizce öğrenmiyorum duyguyu öldürür demeyle. Bir de mecbursun bağlamada herhangi bir enstrüman çalıyorsan bir şey öğrenmek için ve öğretmek için, doğrusunu öğrenmek için,
bilmediğini sorabilmek için nota bilmek zorundasın. Evrensel bir dil ya. Yani hayatında hiç görmediğin şeyleri çalacaksın yani. Hiç duymadığın şeyleri çalacaksın. Bazen diyorsun ben bu türküyü bir türlü çalamıyorum ya. İşte nota öğrensen bakacaksın. Bana yazmana bile gerek kalmayacak. Milyon tane yazan var ya. Ya da o türküyü kimse yazmamışsa arkadaş onu da sen yazıver yani notayı öğrenip. Ya sadece benim üstüme bir başka arkadaşın üstüne atmayın bunları. Bu biraz da işten kaytarmaktır arkadaşlar. Nasıl ki İngilizceyi bütün dünyayla anlaşmak için konuşmak gerekiyorsa notayı da bütün müzisyenler arasında bir bağ olarak eserleri doğru öğrenme olarak kullanmak için nota öğrenmeniz şart. Nota duyguları öldürmez arkadaşlar. Duygunuz varsa vardır, yoksa yoktur. Bunun notayla alakası yok. Nota sana sadece işte bak türkü çalarken şu yolu izleyeceksin der. Şu parmağını şuraya koy, bunu sakın buraya koyma demez. Onu ilk öğrendiğinde yaparsın. Sonra dersin yürü lan ben kendi tarzımı yapacağım. Ne yapıyorsanız yaparsınız. Ben geçen gün bozlak çaldım. Arkasına babuba'yı çaldım. Normalde babuba biliyorsunuz yani Balkan ezgisidir. Ama ben bozlak çaldım. Bozlak olarak çaldım. Kötü mü oldu yani? Yani kötü ben bunu dinlemem diyen olabilir mutlaka olur. Ama denedim kardeşim. Benim hissim o an onu gerektirdi yani. Hızlı çalmadım mesela ezgiyi yavaş çaldım. Yani bu... Notayla alakalı bir şey değil ya. Ben onun notasını zaten biliyorum. Yazmışlığım da var defalarca. Çünkü çok ezgi olarak şeyde geçtik, konserlerde geçtik. Oturup yazmışımdır yani. Ama bu duygu nasıl ölüyor ben anlamadım yani. Birisi de çıksın desin ki kardeşim notayla öğrendiğiniz zaman duygunuz şu şekilde ölüyor. Yani yok sandalyeden düşüp ölüyor. Ne bir şey söylesin yani. Bir karşı tez, mantıklı bir şekilde karşı tez sunsun. Yorum bölümünde sallamasın yani. Bir video çeksin. Bak kardeşim nota çalarken duygu şu şekilde ölüyor desin. Öyle bir şey değil yani. Hani notayla çalıp duygusu olmayan muhakkak vardır. Adamın duygusu yoktur. Nota onun duygusunu öldürmemiştir yani. Bu tuz ruhu değil arkadaşlar. Ya da domestos değil yemeğin içine döküp de adamı öldüreceksiniz. Yani navigasyon, adam navigasyondan sonra yön kavramı mahvoldu. Hiçbir yeri bulamıyor. Yani öyle bir şey mi? Allah'ını seversen bu. Navigasyon bir yerden bir yere götürür. Nota da bir yerden bir yere götürür. Kullanmıyorsan kullanma. Navigasyonu da kullanmıyorsan kullanma. Ben kulağıma güveniyorum efendim. Tamam kulağına güven. Güven ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. Bir yanlış da değil yani. Kulağına tabii ki de güven. Ben de kulağıma güveniyorum. Ya ben de bir ezgiyi çıkarırken artık notayla çıkartmıyorum arkadaşlar. Dinliyorum zaten çat diye kafama oturuyor. Çok böyle değişik bir ezgidir. Ya dur bakayım ne yapmışlar burada? O benim en fazla ya şu anki durumda 3-5 dakikamı cebimde kalır. Sizin için o haftalarınızı kolaylaştırır. Çünkü kaç hafta dinlemen lazım o ezgi sende otursun diye. Halbuki notaya bakacaksın. Aa bunu yapmış ya burada. Çünkü bunu çok yaşadım arkadaşlar. Ya müziği bağlamayı bu kadar hakim değilken ezgileri dinleyip çıkartmaya o tabii ki de kulak geliştiriyor da ama çok zorlandığım yerde de ya bunun notası bu kadar mıymış dediğim çok zamanlar oldu. Kulağınızı da geliştirin. Bir ezgiyi kulaktan da çıkartmaya çalışın ama notayla da öğrenin. Her ikisi de bulunsun. Bulunsun bulunmasının bir zararı yoktur arkadaşlar. Nota aslında böyle bir şey arkadaşlar. Bilin ondan sonra karşı çıkın. Ama bilmeden uzaktan ahkam kesmek çok yanlış arkadaşlar. Ben bilen birisi ve ilk öğrendiğimde de notayı yani bağlamayı notasız öğrenen birisi olarak onun zorluğunu çekmiş bir insan olarak size söylüyorum. Nota bilmediğiniz zaman çok cebelleşirsiniz. Yani çok zaman kaybedersiniz. Bence gerek yok. Notayı öğrenin. Notanın dışında da zaten ister istemez ezgiler ortaya çıkacak. Yani bu dinlediğim, mesela son dönemlerde dinlediğiniz birçok türküyü ben notayla öğrenmedim ki. Gerek de kalmadı ki zaten. Zaten o ezgileri bildiğim zaman ben onu anında notaya dökebiliyorum. Yani normal bildiğiniz notaya dökebiliyorum. O eğitimi bir süre sonra içselleştiriyorsunuz. O otomatik gelişen bir şey. Yani bana bir ezgi mırıldanın, ben size anında la karar üzerinden notasını yazayım. Siz de bir süre sonra öyle olacaksınız. Ama o notayı yazdım diye duygum kaybolmuyor. Zaten ben o ezgiyi içselleştirmişim. Notaya yazdığım zaman sadece yazmış oluyorum. Ya da yazılı bir notadan onu okuyunca zaten okumuş oluyorum o kadar. Onun duyguyla bir alakası yok. Yani bir kitap okuduğunuz zaman adam kitap okudu, bütün duyguları kayboldu diyor musunuz arkadaşlar? Bu saçma bir şey değil mi? Ya oradakini okuyorum sadece. Onu hissedip yaşamak başka bir şey. Hissedip yaşamamak başka bir şey yani. Onun adı başka. Nota duyguyu öldürüyor değil yani o. Bak onu da yanlış anlıyorsunuz. Onu da yanlış adlandırıyorsunuz. Ortak dil konuşamıyoruz. İki Türk, Türkçe konuşuyor ve anlaşamıyor. Görüşmek üzere.